İşte süper bir aşk filmi. Kapa o televizyonu Dilara. Böyle filmi seyretmek istemiyorum. Ay, bu film değil ki ama elinde film çerçevesi yaptım. Onu izliyorum. Hadi canım. Ay, gideyim bak yap şöyle. Ay, bedavadan sinema. Kızlar budu budu yapmayı bırakın. Benim çok güzel planlarım var. Sonunda seninle Ozan'ı ayırabilecek miyiz Kıvılcım? Evet, kim bir alkolikle beraber olmak ister ki? Aldırız mı kokuyu? Ozan alkolik miymiş? Ay işte ağzı kokmuyordu. Ay, belki de viski içiyordur. Vay uyanık. Tamam Diloş, tamam. İşte bu hiç şişesi sayesinde Ozan'la seni sonsuza kadar ayırıyoruz hayatım işte bunun sayesinde. Nasıl olacak o? İçkisini geç atacağım. Nasıl olacak salak? Dilara çalıştır saksıyı. Saksın büyüsün, kocaman ağaç olsun. Valla bu aptallıkla olmaz ama ha. İçkiyi senin çantasına koyacağız canım. Ve sonra da Fitnat'ın odasına böyle ufak bir yolculuk yapacağız. Diloş'um sen burada bekle, biz geliyoruz tamam mı? Bye. Yolculuk mu? Ha, ne yolculuğu ya? İyi de ben yanıma bir şey almadım ki. Ay beni de bekleyin. Ay yani gerçekten artık içim şişti. Yani ne yaptıysam ne ettiysem bir türlü kurtulamadım şu cadılardan. Ah ah şekerim. O duygunun nasıl bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Zira ben de o hala sarı yerlerden kurtulabilmiş değilim. Ya. Yani şunları evden atmayı bir becerebilsem, inan bana en pahalısından 5 tane istakoz kurban edeceğim. Ama gönderemezsin ki şekerim. Bu şekilde kurtulamazsın. Zira evin hangar gibi at koştur yani. Yani en azından minimum 50 ezik daha sığar o eve. Evet haklısın. Ama ne yapayım? Çık şöyle küçük bir eve. Bak bakalım barınabiliyorlar mı orada? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ay dayanamayacağım, gel buraya öpeceğim seni. Bu sefer sahiden öpeceğim. Gel. Hadi öp senden kıymetli mi? Ah canım. Ah canım benim. Ay harika bir fikir bu. Vallahi yani utanmasam şöyle bir elinin içine girip öpeceğim ama. Yok o kadar. Teferruata gerek yok canım arkadaşım. Aman canım zaten tıp henüz o kadarına izin vermiyor. Artık ben gideyim, kahvemi de bitiremedim ama. Ah. Nereye? Emlakçıya. Hadi görüşürüz. Bay. Üçüncü teneffüs oldu ya. Bir kere teneffüste çıkmaz mı insan? Ay beraberlerken belki başka bir yere ihtiyaç duymuyorlardır. Dilara, senin bir hafta romantik cümle kurmanı yasaklıyorum canım. Ay tuvaletleri de mi gelmiyor bunların ya? Bütün gün tıkınlı bir de. Buna ne diyeceksin Dilara? Beraberken yapma ihtiyaç duymuyorlar mı diyeceksin? Ha ne diyeceksin? Çok kötüsün Kıvılcım. Sağ ol sen de. Sonunda kalkıyorlar. Kalk iç başını kalk. Bakalım Fitnat Selin'in alkolik olduğunu duyunca ne yapacak? Yok ya bu çok klasik oldu, olmadı. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Ya bu da olmadı ya. Fitnat'a ufak bir ziyaret yapmaya gidelim kızlar. He? Bak bu çok iyi oldu, hadi kalkın gidelim. Evet, geç gidelim. Ya. Selin alkolik miymiş? Of bir ara ya. İnternete koyarım. Güzel çıktım. Gir. Bir tık. Evet güzel. Gir. Ay canlarım. İrem sucum, Dilara'cığım, Kıvılcım'cığım. Sizin için ne yapabilirim meleklerim? Hiç uzatmadan konuya giriyorum hocam. Yaklaş. Selin'in çantasında içki şişesi var. Ne? Aa olamaz böyle bir şey. Nasıl olabilir böyle bir şey? İnanamıyorum. Aa bizim okulumuzda rezalete bak. Ben nasıl bakarım sosyetedeki istakozcu arkadaşlarımın yüzüne? Yellow dergisinde bu hafta röportajım vardı. Vallahi öyle olmuş hocam. Biz kendi gözlerimizle gördük yani. Hem derslerde böyle ara ara çıkarıp içiyordu. Değil mi? Ah tanrım rezalete bak benim okulumda. Gençler okulu mu burası? Ben yapacağımı bilirim onlara. Bakın şimdi kızlar siz hiçbir şey çaktırmayın tamam mı? Ben sınıfınızı böyle ani ve küçük bir baskınla arama yapacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam hocam. Allah'ım süper olacak. Ozan'ın karşısında da salak durumuna düşecek. Her yerden kötülük fışkırıyor. Hadi gidin kızlar. Hadi bakalım. Tamam. Sen niye gitmiyorsun yavrum kaldın kakalak gibi? Ha, ben de gideyim o zaman. Evet sen de git o zaman. Allah'ım okulun salağı. Babanın parası olmayaydı bir tane ağzın üstüne. Önce soruyu okuyun sonra şıklara bakın. Var mı cevaplamak isteyen? Evet Selin. Mahmut annesini babası kadar severdi. Mahmut özne, severdi yüklem. Kimi severdi annesini belirtili nesne. Ne kadar severdi babası kadar zarf cümleci. Aferin Selin. Buyurun. Affedersiniz bırak ben rahatsız ediyorum.
Estağfurullah. Bir arama yapmak istiyordum ben. Sonunda Selin'in eziğinden kurtuluyoruz kızlar. Arama mı? Evet, küçük çapta bir arama. Müsaade ederseniz tabii. Buyurun. Hemen şuradan başlayayım da. Bakarsınız okula alkolü içen falan sokanlar vardır aramızda. Nerede bunun eziğin? Çantası da ezik. Kopçası takmış. Aha! İşte! Selin bu ne? Ya bilmiyorum. Selin? Hocam, bu buraya nasıl girdi bilmiyorum. Ha, öyle mi? Pis serhoş! Okulumu keşke okula çevirdiniz. Rehabilitasyon merkezi mi burası? Reziller, köprü altı çocukları sizi. O kadar içmişsek ki bu şişenin buraya nasıl girdiğini bile hatırlamıyorsun. Bu şişe senin mi Selin? Aa, bırakın Burak Bey. Ne derse dese fark etmez. Gözümle gördüm artık. İnanacak halim yok söylediklerine. Kalk hadi yürü gidiyoruz. Ya ama hocam. Aması maması yok, yürü. Sen de gel pis ezik. Suç ortağı. Sik. Yürü. Ya hocam. O şişeyi oraya ben koydum hocam. Nasıl? O şişe senin mi Ozan? Evet. Akşamki parti için almıştım. Okula da bir defterle geldiğim için Selin'in çantasına koydum. Özür dilerim Selin. Hayır hocam, o koymadı. Beni korumak için yapıyor ama ben de kimin koyduğunu bilmiyorum. Hayır hocam, o şeyi oraya ben koydum. Yazıklar olsun Ozan. Bunu senden hiç beklemezdim. Babana söyleyeceğim. Sen de gel, yürü. Yürü! Babana söyleyeceğim. Bir dakika hocam. O şeyi beraber aldık. 20 o 20 ben. Yani bu durumda ben de suç ortağıyım. Ne öyle kabadayı kabadayı aldım ben adam 20 verdim. Pis pursu, sen de gel o zaman. Mahvederim, yakarım sizi. Bütün öğrencilik hayatınızı yakarım. Seni de maalesef yaktım bile. Çok özür dilerim. Affedersiniz Burak Bey. Bunlara ben ne ceza vereyim anlamadım ki Alamet Beyciğim. Ne ceza vereceksin canım? Çakacaksın iki tane ağızlarına. Bu fışkı nasıl geliyor okula? Nereye çıktı bu fışkı? He? Okuldayız sanki meyhane. Oh ne güzel. O zaman sıraların yanına da saz heyetleri koyalım. Ben de çıkayım masaların üstüne. Hoppa. Danslar, danslar he. Ay aman sinirlenmeyin Alamet Bey lütfen. Efendim nasıl sinirlenmeyeyim ya? Nasıl sinirlenmeyeyim? Bunlar yüzünden alkolik bir nesil geliyor. Ama bunların suçu değil. Bunların suçu asla değil. Asıl bunlara bu fışkıyı veren ana babaların suçu. Şimdi ne ceza vereceğiz biz bunlara? Sallandıracaksın bunlardan iki tanesini Taksim Meydanı'nda. Bak bir daha yapıyorlar mı? Bak bakalım! Bakma! Ay yok artık Alamet Bey, daha neler. Sakin olun. En iyisi dersten sonra disiplin kurulunu toplayalım. Toplayalım. Hadi siz de dersinize. Evet. İki kere iki dört. Böyle bundan sonra haydi. Çıkın gidin. Reziller. Küpür altı çocukları. Çık lan sen de. Çık. İki tane kahve getir bize. Alamet Bey'le konuşacaklarım var. Süne kılıklı. Temizle oraya çıkarken. Temizle orayı. Of ya! Nasıl girdi o içki şişesi benim çantama? Ne bileyim, yine Kıvılcım'ın işidir. İçeceğiz arkadaşım, bu gece biz içeceğiz ya! Ben sarhoş değilim! Biz içtiniz, hem de siz de mi alkoliksiniz ya? Hayır! Ne olacak şimdi? Ya işte çantamda içki şişesi buldukları için bizi disipline veriyorlar Nazlıcığım. Ya Ozan da nasıl sahiplendi ama değil mi? Yalnız bırakmadı bizi. Erdem de. Demek ki sonunda aranız düzeliyor. Boşverin şimdi. Sizin de başınız dertte. En iyisi seninle çağırmak. Çağıralım mı? Nazlı haklı. Şurada çağıralım. Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Bir sorun mu var? Evet var Selena. Bizi disiplin kuruluna gönderecekler. Aa. Disiplin kuruluna mı? Neden? Çantamda içki şişesi buldukları için. Ne? Tabii ki bize ait değil. Kıvılcım'ın işi. Fikret Hoca ne ceza verdi size? Ya işte daha vermedi ama birazdan disiplin kurulu toplanacak. Kızlar merak etmeyin. Hak etmediğiniz bir ceza almayacaksınız. Ben de sizin yanınızda olacağım. Okula alkollü içki sokmaktan yargılanıyorsunuz. Suçunuzu itiraf ediyor musunuz? Hayır, çünkü o şişe bize ait değil. Öyle mi? Ama bu fışkı şişesi çantandan çıktı gibi koydu onu oraya. Bilmiyorum hocam, belki biri koymuştur. Ben koyduğumu itiraf ettim hocam, daha neyi tartışıyoruz ki? Eğer viski şişesinin içinde meyve suyu olursa sizi kimse suçlayamaz kızlar. Şişenin içinde zaten içki yok hocam. Nasıl yok be? Bal gibi de var. İşte mercire kadar beyniyle bizi kandıracak. Yemezler, yemezler. Okuldan atılmalarını oyluyorum. Ben kabul ediyorum. Ben de gidiyorum. Aa, bu elma suyu ama. Aa, nasıl elma suyu? Ya ne elma suyu? Hayatına fışkımı içmedin ya. Ver şunu.
Elma suyu bu. Ama biraz konsantre, sulandırmak lazım. Böyle paskalya çöreğiyle falan çok iyidir. Afiyet olsun. Nasıl olur canım böyle bir şey? Nasıl elma suyu olur bu? Gidebilirsiniz çocuklar, suçsuzsunuz. Aa, ne demek suçsuzuz kahretsin? Tanrım neden ya? Bir dakika. Niye fışkışçısın için elma suyu koyuyorsunuz? Bizi kandırıyorsunuz, tarih ediyorsunuz burada. Evet.